Efendim merhaba. Öncelikle Merhaba. sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hibal Bozdağ, Arvikiliyim. Buralıyım biliyorsunuz zaten. Bu Evet. dönem 28. dönem milletvekili olarak seçildim. Şimdi de yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımızı yürütmek üzere buradayız. Projelerimizi biraz önce burada sunduk. Buyurun. Peki, Sayın Vekilim, belediye başkan adaylarınız projelerini daha önce kamuoyuna bütün siyasi partilerden önce deklar etmişti ve bugün de kamuoyuna deklar ettiler. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Peki en çok da merak edilen sorulardan bir de şu, kaynakların nasıl temin edilip halka sunulacak hizmetlerle yapılacaktır? Kaynaklar var bu ülkede biliyorsunuz. Bu kentte de olduğu gibi emekçiler var, işçiler var, köylüler var. Tüm kesimler çalışıyorlar. İnsanlar çalıştıkları zaman da bir üretim açığa çıkar. Bu üretimin aslında sömürülmemesi esas kaynak. Bu kaynakların yerellerden doğru kullanılması esas kaynak. Yani çalınmaması, talan edilmemesi, belli kesimlere peşkeş çekilmemesi aslında kaynağın nerede olduğunu açıkça bize gösteriyor. Eğer ki bunlardan uzak durursanız zaten biriktirdiğiniz şey size kaynak olacaktır. Ekonomik döngünüzü sağlamaya yetecektir. Tabii ki üretken faaliyetleri olan bir kente ihtiyacımız var. Bunun için bazı alanlara ihtiyacımız var. Bunu da kolektiflerle gerçekleştirebilme şansınız, kooperatiflerle gerçekleştirebilme şansınız, dayanışmayla çözebilme şansınız var. Eğer toplumu esas alırsanız, katarsanız süreçlere, demokratik bir toplumda bunun karşılığını bulabilirsiniz. Emek gücü en kıymetli olandır, en büyük değerdir. Emek gücünün yaratımı sonrasında açığa çıkan şeye biz maddi değer diyoruz. O yüzden kaynak dediğiniz eğer şey maddi olarak değerlendirdiğiniz bir şeyse o emek gücüyle var olur. Bugün dünyayı yaratan, kentleri yaratan, ülkeleri yaratan şey emek gücüdür, insanın kendisidir. Bu kentte de yurttaşlar var, bir halk var ve onlar emeğini ortaya koyabiliyorlar ve onların emeğin karşılığı kaynak olarak dönüyor. Aslında bu kaynağın nasıl dağıtıldığı, nasıl paylaşıldığı, nasıl kullanıldığı çok önemli. Bu kentin de kendisini, kendi ekonomisini döndürebileceği kaynağı var. Bunun üzerine yeni alanlar açmak, yeni mecralar yaratmak, ekonomik faaliyetler yürütmek mümkün. Bunu zaten biraz önce projelerimizde de gördünüz, Açıkladılar, evet. açıkladık. Bunu gerçekleştireceğiz. Kadından gençliğe, tüm toplum kesimlerini süreçlere katabileceğimiz bir yönetim anlayışı biz düşünüyoruz. Bunu Evet. esas alıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü demokratik yerel yönetimler bizim hedefimiz. Bir kentin, bir ülkenin varoluşunun yerellerden doğru halk dinamiklerinin katılımıyla çoklu, çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli olarak gerçekleşmesiyle mümkün olduğuna inanan bir bakış açımız var, perspektifimiz var. O yüzden tüm yurttaşları içine alan bir demokratik yönetim anlayışıyla yerellerden doğru kentimizi yönetmeye biz adayız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.